10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 57, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 57, Doğa ve Bilim Yönerge. Aşağıda verilen metinden faydalanarak soruları cevaplayınız. Doğa ve bilim dünyadaki bütün canlılar, varlıklarını sürdürebilmek için büyük ölçüde birbirine bağımlıdır. Hayvanlar ilemi ve tabiat, geçmişten günümüze kadar yeryüzündeki tüm uygarlıkları birçok açıdan etkilemiş, insanlığın yaşamını biçimlendirmiş ve biçimlendirmeye de devam etmektedir. İnsanoğlu, tabiattaki sistemleri taklit ederek yaptığı maddelerin, aletlerin, mekanizma ve sistemlerin tümünü bilimle geliştirmiş ve bu sayede birçok buluşa imza atmıştır. Bu buluşların bir kısmı doğadaki yaşamdan esinlenerek yapılmış, bir kısmı da bulunduktan sonra doğadaki yaşamda var olduğu anlaşılmıştır. Daniel Bernoulli'nin, Daniel Bernoulli, akışkanların basıncını keşfetmesinden yıllar sonra Bernoulli ilkesine uygun bir şekilde tasarlanan ve günümüzün en hızlı ulaşım aracı olan uçakların kanat yapıları da kuşların kanat yapısını andırmaktadır. Yandaki şekilde de görüldüğü gibi uçakların ve kuşların kanatlarının üst tarafının ön ve arka kısmındaki mesafe, kanatların alt tarafının ön ve arka kısmındaki mesafeden daha fazladır. Bu nedenle aynı miktardaki hava, uçak ve kuşun kanatlarının üst kısmından geçerken daha hızlı hareket eder ve daha düşük basınç alt kısmından geçerken ise daha yavaş hareket ederek daha yüksek basınç oluşturur. Bernoulli ilkesinin gündelik hayatta pek çok örneğine rastlamak mümkündür. Rüzgarlı havalarda evlerin çatısının uçması, kanın damarlardaki akışı sırasında yaptığı basıncın tansiyonu belirlemesi, hortumun ucunu parmağımızla daralttığımızda suyun akış hızının değişmesi, musluktan akan suyun kalınlığının eviyeye değene kadar incelmesi ve B akışkanların hızının arttığı yerde basıncının azaldığı birçok olay Bernoulli ilkesi gereğidir. 1. Metinde geçen Bernoulli ilkesi sizce nasıl tanımlanır? Cevap: akışkanların hızının arttığı yerde basıncının azalmasına Bernoulli ilkesi denir. Bir borudan ya da kanaldan akan akışkanın basıncının, durgun haldeki basıncından küçük olmasına Bernoulli ilkesi denir. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 57 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.